Herkese merhaba. Bugünkü konumuz Tuna Tavus, Kaan Kazgan, Savaş Cebeci, işte Kaan Kazgan'ın abisi, Kaan Kazgan'a meydan okuyan yeni arkadaşlar. Her gün daha da çoğalıyor. Şimdi şöyle bir video izledim dün akşam. Bazı videolarda herkes Savaş Cebeci ile dalga geçmeye başlamış. Yani şimdi bir insan düşünce, ben şunu anladım, bir insan düşünce herkes onu daha çok tekmeliyor. Yani düşene bir tekmede herkes vuruyor. Bunu anladım. Halbuki Savaş Cebeci yani bilgi konusunda gerçekten çok profesyonel bir insan. Yani spor camiasında, yani bodybuilding'de, Türkiye'de ben sanmıyorum, ya vardır elbet ama kendi çapında ve şu anki çevreye, gördüğüm insanlara vesaire, daha gördüğüm kişilere bakarsak adam gerçekten aşırı bilgili. Çünkü bu işlerin okulunu okumuş, eğitimlerini görmüş, antrenörlüğünü yapmış, koçluğunu yapmış vesaire vesaire, bir sürü şey. Bu adam gerçekten çok bilgili bir adam. Tamam, adam bazı hatalar yapıp haddi olmayan işlere kalkışmış olabilir. Ama bu adam dayak yedi diye bu adamı bu kadar ezmenin bir anlamı yok. Şimdi Türkiye standartlarında dayak yemeyen bir insan yoktur. Ben dayak yemedim diyen yalan söyler. Şimdi sen dayak yedin. Mesela bu videoyu izleyen sen kardeşim. Dayak yedin diye daha önce de mesela örnek veriyorum, lise okuyorsun şu an. Hiç lise kavgasına girip dayak yemedin mi? Veya şu an üniversitedesin. Hiç üniversitede dayak yemedin mi? Dayak atmadın mı? Yani mesele bu, birisi kavga etti, dayak yedi diye bu insanı kötülediğimizde, bu insanı ezdiğimizde sen insanından şüphe etmelisin. Şu an herkes bütün videolarda işte Savaş Cebeci'ye, işte Lavaş Cebeci'ye vesaire, Celtürk, herkes dalga geçiyor. Çok dalga geçmeyin. İnanın bir gün sizin de başınıza gelebilir. Bunlar normal şeyler. Dayak atarsın, dayak yersin. Erkekliğin kuralında bunlar hep vardır. Örnek veriyorum, dün izledim bir tane video. Yani yakışmıyor yani. Mesela örnek veriyorum, şimdi Kaan Kazgan efendiliğiyle tanıdık onu. Ama onun da o şekilde yapması hoşuma gitmedi. Çünkü şey gibi, böyle hani zafer sarhoşluğuna bürünmüş gibi şu an öyle bir durumda. Ve bu da hoş bir durum değil. Çok zafer sarhoşluğu yaşayan insanlar çok ani düşüşler yaşar. Hızlı giden atın boku seyrek düşer arkadaşlar. O yüzden siz dikkat edin. Etrafınızda gördüğünüz durumlara kanmayın. Mesela şu an birisi popüler olduğunda, bizim halkımızda böyle bir şey var işte. Hani ne oldu, dayak yedi. Dayak yiyen kim? O, bırak onu. Kim dövdü? O kral sensin. Böyle bir dünya yok. Herkes herkese yaptığı işten dolayı saygı duymak zorunda. Örnek veriyorum. Şimdi bu adam zamanında dünya kadar video çekti. 2000'in üzerinde videosu var. Ve gerçekten çok bilgilendirici videosu var. Adam kas gelişimini anlatırken anatomi dersi gibi anlatıyor. Çünkü bu adam bu işin okulunu okumuş. Ama sen bu durumda bu adamı ezmeye çalışırsan bu senin hatan olur. Yaptığı bütün işlere saygısızlık olur. Ne demiş atalarımız? Yiğidi öldür, hakkını yeme. Ama sen adamın hakkını yiyorsun. Şimdiye kadar kim kimi biliyordu? Kavga muhabbetine kadar. Kimse kimseyi tanımıyordu. Ama şimdi o adam onu dövdü diye, o adam dayak yedi diye onu ezip diğerini yüceltmenin hiçbir manası yok. Herkes yerinde ağırdır. Bir tane daha söz söyleyeceğim. Taş yerinde ağırdır. O yüzden böyle durumlara kanmayın, inanmayın. Ben şunu gördüm. Savaş Cebeci dayak yedikten sonra adamın tamı tamına 80 binden fazla abonesi abonelikten çıkmış. Ne? Bunun anlamı ne yani? Sen tövbe yarabbi, onu tanrı olarak görüp yenildiğini düşünüp ondan vaz mı geçtin? Böyle bir mantık var mı? Yok. Sen onu verdiği bilgiler için takip ediyordun. Ama şimdi dayak yedi diye adamdan soğuyorsun, kaçıyorsun. Bunların hiçbir manası yok. Gitmiş
Mesela şimdi bazı yorumları da dinledim. İşte Avatar Atakan da birkaç yorum yapmış. Adam efendi gibi anlatmış. Ya kardeşim durum bu. Bundan ibaret. Herkes işine baksın. Bunun böyle olmayacağı belliydi zaten demiş. Olayı kapatmış. Üstüne yatmış. Ama bizim milletimiz sanki kavga her gün devam ediyormuş gibi, İstanbul'un fethi bu kadar uzun sürmedi ya. Bunu bu kadar uzatmanın, kısaltmanın bir anlamı yok. O yüzden sessiz olun. Bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın. Sessiz olun. Bu tarz şeylere kanmayın. Kendinizi bu şeylere kaptırmayın. Herkes işine baksın. Gündemi bunlarla meşgul etmekten vazgeçin. Herkes sıkıldı. Emin olun Savaş Cebeci de sıkıldı. Kaan Kazgan da sıkıldı. Ve diğer bütün herkes, YouTuberlar vesaire, cart curt. Herkes sıkıldı çünkü gündemi takip edemiyoruz artık. Hani gündemde olan şeyleri bu tarz şeylerden dolayı artık göremiyoruz. Günümüzde ne olup bitiyor? Haber açıp izleyen yok ya. Herkes yazıyor. Kaan Kazgan, Savaş Çavuş. Ya bu adamları da bir rahat bırakın. Bizi de bir rahat bırakın. Kendinizi de bir rahat bırakın. İşinize odaklanın. Hayatınıza odaklanın. Bu tarz boş işlerden vazgeçin. Herkes işine baksın. Herkes kanalıma abone olsun. Herkes kendine dikkat etsin. Seviliyorsunuz.